Bu videoda böyle bir uygulama yapacağız. Burada butona tıkladıkça zarlar değişiyor. Otomatik random bir şekilde zar atacağız. Başlayalım. Şimdi X kodumuzu açıyoruz. X kodu açtım. Yeni proje yarat diyorum. Buradan iOS'tan app'i seçtim. Next diyorum. Uygulama ismini zar atmaca yapalım. Şuradan Swift UI seçili, Swift seçili. Next diyorum. Nereye kaydedeyim diyor. Swift UI klasörüne kaydet dedim. Create yarat. Süper. Şimdi yarattı. Buraya gelelim. Evet. Xcode kendine geldi. Şimdi Asset'e geçiyorum. Asset'e burada yüklemek istediğim dosyalar var. Onları yüklemek istiyorum. Şuradan sağ tık import diyebiliriz. Şurada zar app dosya diye ben bir klasör oluşturmuştum. Buradan hepsini çağırabiliriz. Şu App ikonu şuradan siliyorum. İkonu sildim. Sürükleyip bırakmam gerekecek. Şuradan zar app. App ikon 1024 olarak içine attım. Tam ekrana geçiyorum. Bütün dosyalarımı aldım. Dosyalarım burada. İsimleri de var. Burada zarlarımız var. Zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Logomuz var. Arka planımız var. Ve app ikonumuz. Zaten bunu ekledik. Bu iPhone'da uygulama açıldığında bu gözükecek. Logomuz bu. Şimdi buradan başlayalım. Şu Vista'yı Zista'ya çevireceğim. Çünkü burada üst üste yığın yapacağım. Zista'nın içine de bir tane image ekleyeceğim. Bu image da bizim background'umuzu içerecek. Şöyle background yazınca gelecektir. Evet arka planımız geldi. Şimdi buradan resizable aslında tam oturdu ama ben size göstermek için bunu yapıyorum. Farklı arka plan kullanırsanız tam nasıl oturtacağınızı öğrenin diye şuradan gösteriyorum. Ignore safe araya dersek de burada az önceki beyaz kalan yerleri tamamen kapatıyor. Şöyle göstereyim. Bu arada bunu yorum satırına getirince devre dışı bırakıyor. Şuraları kapatmak için yeşili tam yaymak için bunu yazınca geliyor. Hatta şuradan da scale to scale to fit ya da fill derseniz tam doldurur. Fill diyelim. Tam doldursun. Yani farklı görsel kullanırsanız tam doldurmayabilir. Bunu yazarak tam doldurabilirsiniz. Şimdi image ekledik. Buradan vstack ekleyeceğiz. Bir tane vstack açalım. Çünkü alt alta buraya logo yazı ve zarları koyacağız. Zarların görüntüsünü. Bir tane image ekliyorum. Burada image'mız da logo olsun. Zaten o şekilde ismini vermiştim. Kocaman geldi. Şimdi buna resizable. Ardından bunu boyutlandırmak istiyorum. Şimdi frame vereceğim buna. Buradan frame'den aşağı indim. Ha bunu nasıl yaptığımı bilmiyorsanız yön tuşlarıyla buradan seçebiliyoruz. Burada width ve height seçeceğim. Bunu kendim de yazabilirim. 100 mesela çok küçük oldu. Ben bunu 200 yapmak istiyorum. Biraz daha iyi duruyor. Şimdi bunun altına width tek olduğu için alt alta sıralıyor. Bunun altına bir yazı eklemek istiyorum. Bir text ekleyeceğim. Buna da diyorum ki kumarı daima oynatan kazanır. Önlem işareti gayet iyi. Şimdi bunu görünmesi için rengini foreground dersek buradan dot white diyelim beyaz olsun. Daha iyi görünsün yazı tipini de font diyelim. font. dat e, ne diyelim? headline diyelim. Gayet güzel. Kumarı daima oynatan kazanır. Şimdi şuraya da zarlarımızı koymak istiyorum. Zarları yan yana koymak istediğim için bir hashtag kullanacağım. hashtag de yan yana koymamızı sağlıyor. Buraya yine image diyorum. Başlangıçta zarlar aynı olsun. Yani zar 1 olsun. Şimdi bunun yanına size göstermek için yazıyorum. Image şöyle. Tekrar zar 1 dersem yan yana iki tane zar geldi ve boyutları büyük. Şimdi bunu daha kolay daha pratik yapmanın bir yolu var. Yani iki tane üç tane ya da yirmi tane zarı tek tek yazmak çok uzun ve gereksiz olacak. Bunun daha kolay yolu şöyle ikisini sağ tıklayıp buradan Extract dersek şimdi aşağıya tam şuraya Struct olarak açtı. Şimdi bunu kendimiz de yazabiliriz. Aynı şekilde oluşturabiliriz. Ama burada uzun uzun yazmaya gerek yok diye bu şekilde oluşturdum. Şuraya da şey yapalım. Zar view diyelim. Şunu da kaldıralım. Bundan iki tane çağırırsak yan yana zaten gelecektir. Şöyle zar view. Şu an hata veriyor çünkü Aşağıda ismini zarview olarak değiştirmedik şunun. Şimdi bunu değiştirince düzelecek. Zarview dedik ve burada bir tane image olmasına rağmen iki tane çağırıyor. Gayet iyi. Şimdi bunu şu preview'ın tam altına verdi. Şuraya aldık. Burada zar 1, zar 2, zar 3. Bunu da şöyle yapalım. Daha kolay olması için let zar diyelim ya da n diyelim. Buraya istediğimizi söyleyebiliriz. N diyelim sayı olsun. Şuraya da zar 1 yerine şöyle zar yazalım. Bizim burada zarlarımız vardı. Zar 1, zar 2, zar 3 diye gidiyor. Buraya şöyle ters slash koyup şuraya n yazarsam zar 1, zar 2, zar 3 diye bu n'e atayabiliriz o rakamları. Şimdi bunu böyle yaptım. Burası hata veriyor. Diyor ki eni diyor çağırıyorsun ama n'e diyor bir değer vermen lazım. Şimdi burada zarların görsellerini de göstermek için burada state kullanacağım. State de durumu bildiriyor. Yani bir değişkenlik olduğu zaman bunu haber veriyor. State variable diyelim. Left dice hepsini İngilizce yazmak istiyorum. Dice number eşittir başlangıçta 1'i göster diyorum. Bir de bunu right için yapacağım. Yani sağ zar için yapacağım. Right dice number. Bunu da 1'e eşitliyorum. Başlangıçta ikisinde de birincisi gözüksün. Şimdi burada bizden n parametresini istiyor. Biz az önce burada n parametreyi verdik ya. Yani diyor ki ben zarı göstereyim ama n parametresini ver ki kaçıncı zarı göstereceğimi bileyim. Nereye göstereceğimi bileyim. Left dice number diyorum. Şuna da n diyorum. Right dice number. Şimdi ön izleme gelecek. Daha iyi anlaşılacak. Hadi Xcode. Evet şu an geldi. İkisi de yine bir bir gözüküyor. Ama şunu boyutlandırıp düzeltmemiz lazım. Şuradan hemen resizable. Hemen aşağı inip buna bir frame vermek istiyorum. Bit height Buna da 100 dersek çok küçük oldu. 200 diyelim. Bakalım nasıl duracak. Şurada 200. Çok büyük oldu. 150 diyelim. 150 çok ideal olacaktır. 150'ye 150 şu an gayet iyi duruyor. Bunların arasını biraz açabiliriz. Arasını da açmak için şuradan padding verebilirim. Farklı yöntemleri de var ama şu an bu işimi görüyor. Ee, şimdi burada oluşturduğum bir tane zarın görünümünü iki kere çağırarak burada haç içinde yan yana gösterebiliyorum. 3-4 tane de çağırabilirim. Yani Burada istediğim kadar zarı çağırabilirim. Sürekli yeni bir zar oluşturacağıma hızlı bir şekilde çağırıyorum. Şimdi bunları yaptık. Logomuz, yazımız, altında da bizim zarlarımız var. Buraya da bir buton ekleyeceğiz. Butona tıkladıkça zarlar değişecek. H dışına çıktık. Bu V içinde image text. Textin altına koyacağız. Yani H burada yan yana aslında onun altına koyacağız. Şuraya geldik buton şöyle açalım. Action diyelim. Action şuraya da şöyle bir kod yazma alanı açalım. Şuraya da gelelim. Yeniden bir kod yazma alanı açalım. Buna da bir text koyalım. Text'te butonumuzun adı olsun. Yani ne diyelim burada? Zar at. Evet butonumuzu şimdi özelleştirebiliriz. Fontunu direkt title yapalım. Büyük olsun. Background verelim. Burada direkt white vermiş otomatik ama ben yine de bu şekilde white verebilirim. Buradan da bir padding verelim. Şuna padding verirsek daha geniş olur. Evet, bu şekilde. Şimdi şuradan da fonttan sonra bir frame verelim. Evet width 100 olsun. Height'ı da 50 olsun. Çok mu ince olur? Ya gayet iyi. Hatta şunu 200 yapsak. Çok büyük oldu. Şunu 150 yapalım. Daha iyi olur. Padding'i de kaldırabiliriz. Buton çok ince oldu. Şunu 100 yapalım. 100 çok olur. Bunu 90 yapalım. Şurada direkt 200 olsun gayet iyi. Şuna da corner radius verelim. 30 diyelim. 20 ya da gayet iyi. Hatta şöyle 120 dersek bayağı yuvarlak yapıyor ama ben bunu daha çok seviyorum. Böyle olsun. Şimdi tasarımı yaptık. Şu aradaki boşlukları ayarlayabiliriz. Daha iyi olur. Evet bir istekte ayırdı. Hatta şöyle 130 yaparsak çok fazla olur. 70 yaparsak gayet iyi olur. Evet bu şekilde arada boşluklar da var. Butonumuz çok aşağıda kaldı. Butonu biraz yukarı alabiliriz. Onun için 50 diyelim. Daha iyi. Evet bu şekilde. Şimdi tasarımı yaptık bitirdik. Şimdi butona tıkladıkça bu arada butonu bu şekilde yaptık. Yani sadece yazıya değil buraya tıkladıkça da buton çalışıyor. Bazı buton çeşitleri var. Sadece yazıya tıklayınca çalışıyor. Şuraya tıklayınca çalışmıyor, aktif olmuyor. Bu butonlarla ilgili bir video yapacağım. Onu da merak ediyorsanız izlersiniz. Şimdi butona tıkladıkça buradaki zarların random bir şekilde değişmesini istiyorum. Bunun için yapacağımız işlem çok basit. Burada butona geldik. Action kısmına, aksiyon kısmına yani butona bastıkça ne yapsın istiyorsak onu yazacağız. Şimdi onu kodlayalım. Burada diyeceğim ki left dice number eşittir dot random in birden 6'ya kadar bana random bir şekilde zarı değiştir diyeceğim. Şu an değiştiriyor gördüğünüz gibi. Tıkladıkça değiştiriyor. Şimdi bunu da değiştirmesini istiyorum. Buradan da write this number eşittir dot random in 6 dedik. Şimdi tıkladıkça ikisi sürekli değişecek random bir şekilde. Şu an uygulamamız bitti aslında. Üstünden geçeceğim anlatacağım neden böyle yaptık nasıl yaptık. Şurada bir kafanız karışmış olabilir. Burada birden 3 nokta koyunca 6'ya kadar 6'da dahil bir şekilde bu rakamları alıyor. Random bir şekilde bazen 2 veriyor bazen 3 bazen 5 bazen 6 bazen 1 bu aralıkta random bir şekilde biz tıkladıkça gidip geliyor. Peki burada numara verdik. Bu zarlar nasıl değişiyor? Burada kafası takılanlar olabilir. Bunu da hızlıca açıklıyorum. Biz burada zarı verdik. Zarın sonuna n verdik. Buradaki verdiğimiz n'in türü de integer. Yani burada demiş olduk ki zarın sonundaki n bazen 1, bazen 2, bazen 3, bazen 4, bazen 5, 6 olabilir. Buna göre sen bize zarı getir. Zar slash n. n burada rakam oluyor. Rakamda şu zarın sonundaki rakamlar oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uygulama bu şekilde çalışıyor. Şöyle özet geçiyorum. Burada ne yaptık? Content view'un içine geldik. 2 tane state yazdık. Sol ve sağ zar için state durumu bildirir. Burada değiştikçe bunu ekranda gösterir. Başlangıçta ikisine bir verdik. Uygulama açıldığında bu şekilde. Daha sonra geldik. Burada ZStack oluşturduk. Çünkü background'un üstüne yani katman mantığıyla üstüne logo koyduk. Ama logonun altına yazı gelmesi için VStack kullandık. Şurada ZStack'i kullanarak onun altına da yan yana iki tane görsel koymak için HStack kullandık. Burada iki kere zar view'u çağırdık. Zar view'da bir tane görünüm oluşturduk. Şurada bir tane zar oluşturduk. İki kere çağırdık. Yan yana iki tane zar gelmiş oldu. Şurada daha fazla da çağırabiliriz. Ama ihtiyacımız yok. Farklı uygulamalar için bunu söylüyorum. Geldik hash site'in altına bir tane buton oluşturduk. Butonumuz burada. Butona da dedik ki biz butona tıkladıkça Burada left dice number yani sol zar için numarayı bize random bir şekilde değiştir. 1 ile 6 arasında. Right dice number için de aynısını söyledik ve biz butona tıkladıkça sondaki rakam sürekli değiştiği için görselin. Yani buradaki zarın hepsinin ismi aynı ama sondaki rakamlar değiştiği için bize sürekli oradan random bir şekilde görsel getiriyor. Uygulama bu şekilde. Takılanlar olursa bana her zaman yazabilir. Sosyal medya hesaplarımı ekliyorum. Uygulama bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu faydalı bulduysanız ve bundan sonraki videolara erişmek için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.